Evet. Efendim, illüzyonist Cem Aydın geliyor. Evet. Aynen. Şimdi oldu. Cem, hoş geldin. Cem, önce şunu soracağım. Öyle suyun içine elini sokturuyorlar, çamurlaşıyor falan. İçinden diyorlar ki, aa bak muska çıktı falan diyorlar. Nasıl yapıyor? Ama bizim yaptığımız gösteriler var. 9 senedir bu işi yapıyorum. Profesyonel olarak çok şey var ama muskayı bilmiyorum. Bir hikaye var, anlatayım mı? Ben başıma geldi. İki aile beni aradı. Bir bayan beni aradı. Eşimle ayrılmak istiyorum. Eşi demiş boşanmak istedikleri zaman da. Ben büyücüyüm demiş. En son kız ayrılmak istediğinde büyücü olduğunu söylemiş. Kız beni aradı. Alo dedim, siz kimsiniz dedim. Ben dedi sihirbaz arıyorum. Evet benim, buyurun. Ben de gösteriye çağıracağını zannediyorum. Eşimden ayrılmak istiyorum ama büyücü olduğunu bildiğim için korkuyorum, ayrılamıyorum. Siz gelip ailemle konuşur musunuz? Ailem beni evlendirmek istiyor. Başka bir hikaye, İzmir'de bir gösterideyim. Bir aile beni arıyor. Kızımla evlenmek isteyen bir çocuk var. Kendine büyücü olduğunu inandırmış ama biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Gelip kızımızı ikna edebilir misiniz? Dedim, bu benim görevim değil. Hani ben bu konuda yetkili hocam, değilim. Hocam, kaç yüzyıldır büyücülük yok? Zaten geçmişte de yakılıyordu falan yani. Yok, var var olmasına var da, fakat dediğiniz gibi güçlü bunları yapıp tesir ettirecek büyücü kalmadı, yok. Zaten kitaplardan okuyor. Kitaplardan okumayla sadece ilmini öğrenirsin ama onun pratiğini uygulayamazsın. O başka bir şey. O başka bir şey. E de yapmayın zaten. Ruhunu yani, şeytana satmış insanlardan zaten medet beklemeyin. Büyücü dediğin ruhunu, yani Faust Mephisto olayı, şeytana satmış insandır. Dolayısıyla ruhunu şeytana satmış insanın sana faydası olmaz. Seni de sürükler, cehenneme götürür. Ve kimse de artık bunu söyleyecek miyiz hala? Ben bunu söylemeyi yani gerçekten ar ederim. Ya şeye inanmayın, gelecekten haber veriyor falan filan, gayipten. Bunları artık konuşmamamız gereken bir çağda yaşıyoruz. Onlar tamamen demin söyledikleri gibi yani doneler isimden alıyor onlar zaten. Kimsenin atıyor, böyle tutuyor. Bir gücü yok ki. Bu zaten hani faldır, odur, budur. Bunlar zaten günah. Bir de tabii, gelecekten haber verdiğini söylüyorsa hemen hiç düşünmeden arkanızı dönün ve kaçın ondan. Hepten günah. Aynen öyle. İp olayını. Şimdi ben sizin isterseniz kısa bir şey yapalım. Hadi yapalım. Sahne üzerinde ipi bırakabilirsiniz, sizden ricam. Beni de mi kandıracaksın Cem? Hadi bakalım. Bakalım kandırabilecek miyiz? İzleyiciler de izliyor. Şöyle elinizi bana bak, doğru dönün. Karizmam çizilmesin sonra. Ya da benim çizilmesin. Şöyle mi geliyor? Yok, bana doğru. Hafif. Hayır. Sen şöyle mi geçsen seyircilerimiz de görse. Ellerinizi evet, dümdüz bana, ya yani şu şekilde uzatın, şöyle dümdüz. Parmaklar benimkisi gibi birleşik olsun. Yere indiriyoruz, yere indiriyoruz. Hafif. Tamam. Şimdi ben izleyiciye dönüyorum bu şekilde. Kamera bu nerede? Ben de mi döneyim? Yok. Kamera nerede acaba? Bu tarafta. Her yerde kamera. Şimdi cebimden bir şey çıkartıyorum. Herkes dikkatlice seyretsin. Buradan hanımefendi, ben size soruyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz şey nedir? Ruj. Ruj, bravo. Herkese sorsam bilmez. Öyle bakar. Rengini tahmin edebiliyor musunuz? Kırmızı. Kırmızı. Bir de bayanlarda şöyle bir şey vardır. Bilmem ne kırmızısı. Ben niye böyle duruyorum? Siz durun lütfen, öyle durun, öyle durun. Ama bana bir açıklama yap, ben böyle duramam yani. Belki kandırılıyorumdur şu an. Tamam, şu anda durun. Geri mi durayım? Sonunda göreceksiniz. Peki. Renk nedir? Kırmızı. Kırmızı. Sizce kırmızı mı? Bir tabii ki. Tamam. Sağ elinizi yere indirin, sağ elinizi. Sol avucunuzu açın. Evet, kır. Evet, kırmızıymış, doğru. Nasıl oldu? Ya nasıl oldu şimdi bu? Evet, bence de. Geldiğinde galiba elimi sıkarken avucunda vardı yani. Şimdi Züleyha Hanım'ın değil bahsettiği. Mi? İşte buldum. Elinde benim avucu, ama ben sol elimle değil. Elinle değmedi ki. Tokalaştılar ya. Yani. Ters eliyle tokalaştı sizin. Ters eliyle tokalaştı. Tabii ben ona sağ elimi uzattım, o bana sol elini uzattı. Ama nasıl olduğunu çözdüm en azından. En azından onu çözdüm yani. Aa. Yani şunu demedim. Aa, Cem'in doğaüstü güçleri var. Elindeki şeyi böyle hava kanalıyla benim avucuma aktardı diye düşünmedim. Mantığımı kullandım. Başkanım. Değil mi Cem? Evet, doğru. Peki. Doğru. Geldik o zaman. Züleyha Hanım'ın yakalandığı şey. Acaba dedi başka bir yerden cebinden mi çıkardı sizin spikeriniz, makaradan mı falan. Bu tamamıyla manipülasyon. Yani engelleme dediğimiz şey. Sizi sadece konuşmasıyla başka yöne çekiyor. Şu anda mesela ben sizinle konuşurken devamlı ellerim oynuyor. Aslında bir şey yapıyor olabilirim. Sahne hazırlığını, sahne arkasını hazırlıyorum. Gözünüzün önünde şöyle iki tane top çıkartıyorum.
Avucunuzu açabilirsiniz tekrardan. İki tane top. Hızlı bir şekilde ben söyleyeceğim. Şuna basit bir rakam verin. Siz söyleyin. Söyleyeyim mi? Tabii. Bir. Bir. İki. İki çok basit. Daha arttırmıyoruz. Birim alem ikiyi mi? İki. İki bende. Sizdeki kaç? Bende şu anda hiç yok. Bu kaç? O bir. Bir. Biri avucunuza sıkıştırın. Sıkıştırın. Kaldırın şöyle benim gibi. Kaldırın. Avucunuzu indirebilirsiniz. Açın. Yok, öbür ben tarafınızı. Ben. Avucunuzu açmadan, avucunuzda olduğunu hissediyor musunuz? Evet. Bendeki bir yok. Bakalım iki sizde mi? Aa. Koyarken gördüm ben. Nasıl yani? Gördüm ben de sesini. İkisini de koydu dedim. Aa. Ya tabii ki ben de senin karizmanı çizmemek için söylemedim tabii. Bunu o kadar küçük ki bu tabii. Böyle fırt diye elime koydu onu. Alırken birleştirdi zaten. Evet. Ben de eline koyuyorum. Alırken yaptı, bu tarafa alırken sanki birleştirdi. Koyuyormuş gibi yapıp evet. İkisini birleştirdi. Evet, evet. Sonra da bunu tek başınaymış gibi benim elime verdi. Hani çabuk çözdüm ben bu olayı tamam. Ben artık çıkabilirim yani. Kapıları. Siz yine de çıkmayın. Yok. Bakın Serap Hanım iddialı konuşmayın. Onlar sizi dinliyorlar. İzliyor şu anda takip ediyor. Kapıya gelirler yarın. Allah korusun. İçeri almak zorunda Allah kalırsınız. Diyorsun. Peki Cem, şu ip olayına bir gelelim ama yani ben çok merak ediyorum. Altıya bölüp de nasıl tek parça çıkarıyorlar? Şimdi ben size şöyle göstereyim. İpi şöyle tutun. İpte herhangi bir şey isterseniz çekelim beraber. İp kuvvetli, aman çekmeyin. Bende biraz zayıflık var. Yok. Teşekkürler. İp tek parça alalım. Evet. Arkada oradaki dolandırıcılar ipi kesip birleştirmişler. Doğru mu? Şimdi ben bu ipi ikiye bölüyorum. Dikkatli bakın bakalım. Kameraya şu şekilde gösteriyorum. Sizce kestim mi? Kestim mi? Bakalım kesmiş miyim? Hayır diyenler. İp iki parçaya ayrıldı. Şimdi ben buna tekrardan düğüm atıyorum. Dolandırıcı madem düğüm atmış hepsini birleştirmiş. Şöyle uçlarını düzeltelim. Düğümü görüyor musunuz? Bir hokus pokus yapalım mı? Yapalım. İster misiniz? Şöyle elinizi isterseniz. Istiyorum. Ha sizin de cebiniz yok. Kıyafetiniz gayet güzel. Şöyle yalancı bir cep olsun. Yalancı bir cep. Şöyle çıkartın bir sihiri. Beraber dökelim. Beraber cebinizden sihir döküyoruz. Evet. Dökün. O esnada dolandırıcılar konuşturuyorlar. Ha, konuşturuyorlar. Göz göze o esnada falan. Sahne arkasını yapıyorlar. Buyurun. Aa düğüm yok. Ya bu kadınlar senin yanında çalışmış olabilir mi? Yani bir illüzyonistin yanında hani böyle hakikaten asiste eden kızlar vardır. Çok hocam düz çıktı ama. Gerçekten hiç de hareket gerçekten. Yoktu. Düğüm mü? Peki, bunu nasıl yaptın? Bunu öğrenmem lazım benim. Ama bak elinde başka ip falan görmedik gerçekten. Yok. Var mıydı? Ceketinin cebinden mi çıkardı? Gören oldu mu? Bak. Gösteriyorum zaten. İpi, kamera arkası. Size gösterirken önce önden size gösterme şeklini göstereyim. Yaptım. Bir izlersek ben zaten göstereceğim abla. Hmm. Kamera arkası da şu. Oradan bir parça. Bunu kestiğim zaman iki parçaya bölünüyor gibi görünüyor. Ama ufak bir ip çıkıyor. Ben o ipi bağladığımda o ipi bağlanan ipi avucuma alabiliyorum. Normal bir düğüm attığınızda normal bir düğümü avucunuza alamazsınız. Sadece el çabukluğu diye bir şey yok. Sadece dikkatinizi başka bir yere çekiyoruz. Yani manipülasyon yapıyoruz. El çabukluğu diye bir şey bazı gösterilerde var ama çoğunda yok. Sadece manipülasyon var. Sizinle konuşurken başka bir şey ben yapıyorum. Sizin yani dikkatinizi çekiyorum. Buradaki siz iki hanım, Levin Hanım, Gül Hanım bu ip konusuyla siz mi? Size mi yapmışlardı bu ipi? O arada onu yaparken mesela konuşturuyor muydu sizi? Evet. İp de elinize tutturuyor filan bakıyorsunuz. Aa kesti diyorsunuz. Ben tutmadım ipi hiç.
O kendisi düğümlüydü, ip açtı böyle, dümdüz oldu. Ben hiç ellemedim. Siz Gül Hanım? Ben elledim. Ha. Elledim çünkü elim içine koydu. Kesilmiş halini. Kesilmiş anne. Say dedi bana, 6 parça saydım. 6 tane kestirdi. O çarptı, düğümledi, koydu elimin içine. Düğüm attı. Cem, senin bu 6 parçayı kesip tekrar çünkü, birleştirme olayını öğrenmen çünkü, lazım. Çünkü başka bir elde kendi ipi vardı. En son finalde size çıkardığı ve sizin şaşırdığınız. Evet, evet. Sonra böyle açtı zaten, ben şaşırdım, dedim nasıl böyle bir şey olabilir? Dedim büyücülük gibi bir şey, dedim kendi kendim içimde.